Selamun aleyküm gençler. Ben Hacı Deli. Deli Mine'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Biliyorum birçoğunuza farklı geliyorum şu anda. Birçoğunuz bu kim? Kalk kameranın başından Abdü gelsin diyorsunuz. Ama size üzülerek itiraf ediyorum ki Abdü benim. Arkadaşlar saçımı ve sakalımı neden bu hale getirdim? Instagram'dan bazı takipçilerim saçlarımın böyle olduğunu daha önceden görmüşlerdi. Çünkü Instagram'da fotoğraflar paylaşmıştım. Bunun videosunu çekip size anlatmak için birazcık zorluk çektim. Çünkü bu yüzümle kamera karşısına çıkmak, bu saçla sizin karşınıza çıkmak epeyce zor oldu. Derimle hepinize merhaba demiş miyim? Yaşlanınca unutuyor kafa gidip geliyor. Arkadaşlar kendime neden bunu yaptım? İnternetten takip ediyorum böyle. Çok güzel saçlarını boyatıyorlar falan. Böyle yakışıklı oluyorlar. Göstersene bir saçını sağını soluna. Güzel olmuş. Ya sen iki günde fönleye sapsarı yaptın bu gri saçı. Ya bu gri saç sararır bu. Yavaş yavaş akar. Ne oğlum? Aşağı doğru akar. Şimdi internetten takip ediyordum. Çok güzel saçlarını boyatıyordu herkes. Çok böyle yakışıklı oluyordu. Ben de dedim ki ben de saçımı boyatayım. Birazcık daha yakışıklı olayım. Ama evdeki hesap tabii ki çarşıya uymadı. Dedim ki ben de saçımı boyatayım. Böyle olurum dedim. Ama tabii ki evdeki hesap çarşıya uymadığı için bizde böyle durdu. Saçları boyattım. Sakallar varken çok yakışıklıydım. Güzel olmamış mıydı? Sen söyle. Arkadaşlar orada gaza geldim. İşte makineyi aldım. Şöyle zırrrt diye bir vuruverdim. Sakal gittikten sonra orada ufak çaplı bir türbülans yaşadım. Böyle kafa gitti geldi. Çünkü bu şekle geleceğimi ben de düşünmüyordum. Gerçi şimdi gözüm alıştı. Sizin gözünüzün alışması sanırım birazcık zaman alacak. O yüzden size böyle hani Instagram'dan önce bir iki tane fotoğraf atayım, alıştırayım. Yavaş yavaş hani pat diye koyduğumuzu düşünsene. Evet, boyattırdım. Bu bir gerçek. Artık hayatımızın bir gerçeği. Deli Mine'nin, izleyicilerinin bir gerçeği artık bu saçtaki ve bu surattaki bir adam. Beni sevenlerin bu şekilde de seveceğine, sevmeyenlerin de bu şekilde seveceğine eminim. Saçın kökü bende olduğu için, sakalın da kökü bende olduğu için yakın tarihte eski rengine ve eski tarzına döneceğini siz de ben de biliyorsunuz. Arkadaşlar 24 yaşındayım. 24 yaşında bu çılgınlığı yapmasaydım ömrüm boyunca bir daha yapamazdım. Yaptım, gördüm. Yakışmadı. Kime göre yakışmadı? Bazıları da çok beğeniyor. Beğenenler kimler? Dur şuraya yazdıydım. 3 kişi beğendi arkadaşlar. Onlar da çok yakın arkadaşım olduğu için. Şaka bir yana önemli olan arkadaşlar insanın kendi haliyle mutlu olması. Mesela çok kilolusunuz. Mesela çok zayıfsınız. Çok uzunsunuz. Saçınız yok. Veya saçınız beyazlamış veya saçlarınız sapsarı. İnsanların çok da ne düşündüğü önemli değil. Siz kendinizle mutluysanız, kendinizi beğeniyorsanız, kendinizi seviyorsanız önemli olan budur. Sen bu halini beğeniyor musun yani? Ya işte önemli olan insanın kendini beğenmesi dedim. Ben kendimi beğeniyorum demedim. Bir şekilde bu saçın altında yaşayacağız. Birkaç gündür bu saçın altında uyuyan benim. Güzel, değişik tepkiler alıyorum. Sizden de güzel tepkiler alacağıma eminim. Çat diye boyattım yani. Niye böyle bir şey yaptım onu da bilmiyorum ama arkadaşlar ben saçlarımı boyatmaya gittiğimde bunu işte YouTube'a bir video hazırlayayım diye yapmadım. Boyatmak istiyordum, boyattım. Ama orada kuafördeyken arkadaşlar böyle videolar çekmiş. Beni video kaydına almışlar. O görüntüleri bir izleyelim. O görüntüleri izledikten sonra çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Lavabonun içine kafayı sokarak alıştık. Bugüne kadar normal yıkamadık yani. Böyle alıştık. Evet arkadaşlar saç boyama serüvenim işte gördüğünüz gibiydi. Biliyorsunuz ki bizim kanalımızın ismi Deli Mine. İnsanın saçlarını bu hale getirmesi için de deli olması lazım. Ya sakal... ya saç evet, mühim değil de. Bugüne kadar kanalda yaptığımız en büyük delilik bu olabilir. Değil mi? Kafak fotoğraf vereyim mi sana bak? şunu söyleyeceğim. Biliyorsunuz ki Türkiye'nin en iyi kanalıyız. Ve kimsenin cesaret edemediği şeyler yapıyoruz. Bu videoyu sonuna kadar izleyenlerin önden haberi olacağı şeyi size söylüyorum. Önümüzdeki günlerde giden arabadan başka bir giden arabanın üzerine atlayacağım. Bu da buradan size şeyim, vasiyetim.
Hani onu izleyemezlerse paylaşmazsın herhalde orada bir durum olursa. Buradan duymuş olurlar. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Buraya kadar tahammül edenlerin hepsini çok seviyorum. Kötü söz sahibine aittir diyorum. Çünkü bu videonun altında saçıma neler yazacaklarını tahmin edebiliyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar siber zorbalık diye bir şey var. Saçıma söverseniz vallahi affetmem yani. Arkadaşlar nasıl ben size ekran başında kötü şeyler söylemiyorsam siz de oturduğunuz yerden lütfen bana kötü şeyler söylemeyin. Çünkü kötü söz sahibine aittir. Ve kötü söz söyleyenlerin sonra ailesi geliyor bizi affet diyor ya. Mahkemeye verme diyor yani. Neyse onu da buradan söylemiş olayım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı. Saçımdan nefret ettiyseniz de abone olmayı. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şuradan bir önceki videomu izleyebilirsiniz.